Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, sevgili dostlar, dün gece gerçekten zor bir geceydi. Özellikle elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızın ciddi şekilde panik yaşadığı bir geceydi. Biliyorsunuz FED beklenenden çok çok daha fazla güvercin bir açıklamada bulunmak suretiyle hem 2019 yılının ikinci yarısı için faiz artışlarına son verdiğini ifade eden bir netlikte açıklamada bulundu. Bir diğer yandan da parasal sıkılaştırma, piyasadan para çekme şeklindeki eylemini, stratejisini Eylül ayı itibariyle sonlandıracağını ifade etmek suretiyle bu konudaki bir belirsizliğe de noktayı koymuş oldu. Şimdiye kadar verilere bakacağım. Yılın sonlarına doğru gerekirse böyle bir uygulama içerisine girebiliriz şeklinde ifadeler kullanıyorken artık net bir tarih vermiş oldu. Bu durum elbette ki doların aleyhine olacak, küresel piyasalarda doların aleyhine olabilecek olan bir durumdu. Dolar piyasada serbest kalmaya devam edecek. Bu doların değer kaybı manasına gelebilecekti. Ve nitekim şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, Fed'in bu kararını açıklamasını müteakip çok sert bir düşüş yaşandı. 5.47'ler civarında iken 5.40-70'ler seviyesine doğru, 5.41'lere doğru çok sert bir düşüş diyebileceğimiz şekilde kocaman bir uzun bar oluşmuş oldu. Bu gerçekten çok önemli ve çok ciddi bir reaksiyon olarak adlandırılabilir. 5.47'den 5.41'e doğru yaşanmış olan bu geri çekilmeyi hafife almak mümkün olmayacaktı. Sevgili arkadaşlar, dün gece sizlere aktarmış olduğum, hemen FED kararı sonrasında aktarmış olduğum analizimde dedim ki asla panik olunmamalı. Anlık haber etkisiyle yaşanan sert düşüşlere de sert yükselişlere de çok fazla itibar edilmemeli. Zira o an için haberin X bir yönünden, olumlu tarafından veya olumsuz bir tarafından bakılır ama saatler ilerledikçe bu kez o habere daha farklı gözlüklerle, daha farklı bakış açılarıyla bakılmaya başlanır. Nitekim sevgili dostlar, görmekte olduğunuz bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafiktir ve yaşanan bu sert geri çekilmenin ardından şurada görmekte olduğunuz gibi her 120 dakika artı kapanış yaşanmak suretiyle dolar TL'nin tekrar 5.48'lere hızlı bir şekilde yöneldiğine tanık olduk. Sevgili arkadaşlar, birazdan dolar TL ile ilgili detaylı teknik analize gireceğim. Yalnız biraz bugünün gündeminden bahsetmek istiyorum. Zira bugün de bazı önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin en başında sevgili arkadaşlar, öncelikle yurt içi yerleşiklerin bu haftada, yani geçtiğimiz hafta itibariyle de 4 milyar dolar daha dolarize olduğunu dair bir açıklama geldi. Yani yerleşik halk 4 milyar dolar daha almış görünmekte. Ve bu şekilde 175.8-176 milyar dolar gibi çok önemli ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin herhalde önemli bir rekoru olarak adlandırılabilecek bir miktarda yerli halk dolar pozisyonunda beklemede. Sevgili arkadaşlar, bu miktar gerçekten önemli bir miktar olmalı ki ve de hükümetin de çok yakinen dikkatini çekmiş olmalı ki bu konuda bugün önemli bir karar açıklandı ve denildi ki döviz tevdiat hesaplarında ki kesinti oranını artırdık. Nasıl artırdık? Şimdiye kadar %13 olan kesinti veya stopaj oranı %18 seviyesine uzatıldı. Bir yıldan daha uzun vadeli olan döviz hesapları için, döviz mevduat hesapları için geçerli olan bir miktar %13'den %18'e çıkarılıyor ve bir yıldan daha az vade ile paranız eğer döviz olarak bankada bulunuyor ise bu stopaj oranı ise, bu kesinti oranı ise %20 olarak belirlendi. Çok açık ve net bir şekilde belli ki bu karardaki amaç, yani TL'ye yönelik böyle bir uygulama olmazken dövize yönelik böyle bir uygulamanın olması bir anlamda yerleşik halkın bu kadar ciddi şekilde dolara olan ilgisini ve iştahını bir manada azaltabilmek anlamına geliyor. Yani bir anlamda paranızı bankadan çekin ve bunu bir şekilde nakde çevirin anlamında, bunu piyasaya sokun anlamında bir teşvik veya bu amaçlı bir çözüm niyetiyle bu hareket yapılmış durumda. Tabii ki vatandaş bankadaki parasını çekip de hemen TL'ye mi çevirir yoksa farklı bir saklama yöntemi mi geliştirir? Bunu bilemeyiz. Bu işin ayrı bir noktası ama bu kararın alınmasındaki amacın bu şekildeki bir niyete hizmet ettiğini anlayabilmek son derece açık ve net olmalı. Diğer taraftan Bakan Albayrak bugün yine bir konuşmasında şöyle bir ifadede bulundu. Hatırlarsanız birkaç gün önce dolar konusunda
çok ilginç açıklamalarda bulunmuştum. Doların dolara ilgi gösterenlerin ciddi şekilde seçimden sonra pişmanlık duyacağına, seçimden sonra doların ciddi yükselişler yaşayacağını bekleyenlerin çok önemli yanılgılar içerisinde olacağına dair bir söylemde bulunmuştu. Bugün de dün geceki FED sonrası dolardaki geri çekilmeye atıfta bulunmak suretiyle dedi ki elinde dövizi olan eyvah eyvah diyor olabilir. Böyle bir ifade kullandı. FED sonrasında elinde dövizi olan eyvah eyvah diyor olabilir şeklinde bir ifadede bulundu. Evet doğrudur. Bakan Albayrak yanılmıyor olabilir. Dün geceki ilk 1 saat 2 saatlik süre içerisinde birçok insan önemli bir panik yaşamış olabilir. Ama şu durumda çok net bir şekilde gösterdi ki değerli arkadaşlar. Benim de sizlere dün geceki analizimde özellikle vurguladığım panik olunmamalı. Bu tür durumlar gelip geçicidir ve bir şekilde bugün olmazsa git 2 gün içerisinde Fed'in veya şu bu haberin etkisiyle alevlenmiş olan bir piyasa koşullarında çok daha farklı durumları görmek mümkün olabilir. Saman alevi gibi bu tür şeyleri değerlendirmek gerekir. Panik işlem yapılmamalı şeklinde bir ifadede bulunmuştum ama buna rağmen tabii ki huzursuz bir gece geçirenlerin çok fazla olduğunu biliyorum. Bakan Albayrak da doğru söylemiş olabilir. Bu hususta eyvah eyvah demiş olanlar da olabilir. Doları ciddi şekilde geri çekileceğini hatta dün gece itibariyle veya dün geceden itibaren tekrar doların 5.20'lere 5'lere doğru hızlı bir geri çekilme içerisine gireceği, Fed'in bu açıklamasından sonra doların çok önemli bir darbe yiyeceği şeklindeki şomazlı söylemlerin de ciddi şekilde basında yer aldığına zannediyorum ki tanık olmuş olmalısınız. Ama arkadaşlar bu durum bize şöyle bir tabloyu ortaya çıkardı ki bu kadar önemli, bu kadar küresel piyasalarda doları ciddi şekilde etkileyebilecek. Hemen şuradan da sizlere gösterebileceğim üzere şu anda canlı piyasaları görmektesiniz diye sevgili arkadaşlar. 1.1450'ler seviyesine kadar ulaşan yani doların euro karşısında bu denli ciddi bir değer kaybı yaşamasına sebep olan bir tabloya rağmen altının 1320 dolara hızlıca yükselmesine sebebiyet verecek kadar dolara yönelik endişelerin yoğun olduğu bir ortamda bile Türk lirası sadece ve sadece 1-2 saatliğine böylesine önemli bir düşüş yaşayıp çok hızlı bir şekilde toparlanabiliyorsa bu durumda her zaman sizlere yöneltmiş olduğum gibi şu anda dolar TL'nin yurt dışı gelişmelerinden bir etkileniyor ise içinde bulunduğumuz kendi özel koşullarımıza bağlı olarak en az 3-4 kat daha farklı şekilde etkilenmekteyiz. Bu nedenle iç sebeplerimiz ve iç konularımız çok daha önemli görünmekte. Dolardaki kırılganlık veya TL'deki kırılganlık bizleri dünya piyasalarına oranla farklı etkiliyor. Bu olumsuzluğa rağmen biz doların tekrar dün başlamış olduğu noktaya doğru geri döndüğüne tanık olmuş bulunuyoruz. Peki arkadaşlar dolar TL'deki tablonun bundan sonraki seyrinin ne olabileceği konusunda hangi kriterlere dikkat etmemiz gerektiği noktasına gelelim isterseniz. Dün itibariyle arkadaşlar haftalık pivot seviyemizin 5.42 seviyesi olduğuna dikkat çekmiştim. 5.42'nin üzerine tekrar yönelimi kısa bir süre içerisinde sağlayabilir isek herhangi bir şekilde panik olunmasına gerek olunmayacağını 5.42-5.43 bölgesinin haftalık grafiğimizde 5.42 olarak görülen biraz sonra günlük grafiğimize geçtiğimiz zaman ise 5.43 olarak görülen bölgenin önemli bir destek bölgesi konumunda olduğunu, bu bölgeye tekrardan yönelimin sağlanması durumunda dolar TL'nin kaldığı yerden tekrardan yükseliş eğilimine devam edebileceğini sizlere ifade etmiştim. Zira arkadaşlar bu bir haftalık grafiktir ve haftalık grafikte dün yaşanan önemli geri çekilmeye rağmen hala bu haftaya ait olan barın dahi yeşil olduğunu ve 0.32'ler civarında bir artı seyrin gündemde olduğunu görmekteyiz. Bunlar bize neyi ifade etmekte? Dolar TL'nin güçlü bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu, yukarı yönlü kademeli bir şekilde, sakin ve kademeli bir şekilde yükseliş eğilimini devam ettirdiğini, bu trendin hala geçerliliğini koruduğunu ifade ediyor. Değerli arkadaşlar haftalık pivot bilgilerimiz itibariyle 5.42'nin önemli olduğunu bu hafta için
ifade etmiştim dün de olduğu gibi ve hafta başında olduğu gibi. 5.45 seviyemiz bu haftanın önemli bir pivot seviyesi konumundadır. 5.45 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.47-31 ve buranın da aşılması durumunda 5.50 seviyesi pivot hedefleri olacaktı. Nitekim 5.42'nin üzerine çıkmakla ilk hedefimizin 5.45 olması durumunu net bir şekilde bugün yaşadık. 5.45'in de üzerine yöneldiğimiz anlarda ise 5.47-31'e doğru bir hareketin başladığına tanık olabildik. Günlük grafiğe geçersek biraz daha sağlıklı olarak anlaşılabilecektir. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi bugün 5.47-82'ye doğru bir hareketlilik yaşandı. Haftalık pivot direncimizin bulunmuş olduğu bölgeye doğru 5.45'in üzerinde kalınmasının sağlamış olduğu avantajı 5.48 atağı ile yaşamış oldu dolar TL. Değerli arkadaşlar, şu anda görmekte olduğunuz grafiğimiz günlük bir grafiktir ve günlük grafiğimiz itibariyle dün oluşan olumsuz görüntü şu anda tamamıyla kayıplarını tamamlama niteliğindeki bir görüntüyle seyrini devam ettirmekte. Şu an işlemler 5.46-42 seviyesinden geçiyor ve gecenin 24 itibariyle bu seviyelerde bir kapanışın olduğunu dikkate alacak olur isek eğer, gece 24 itibariyle son kapanış verileri bu pivot bilgilerimizi değiştirecektir ve ben bunu sürekli olarak Twitter adresimden aktarmaktayım sizlere. Gece 24 kapanışlarından sonra bu seviyeden kapandığını varsayarak yarına dair bir fikir oluşması bakımından şimdiden 5.45 seviyesinin 5.45-60 seviyesinin yarına yönelik bir pivot seviyesi, pivot bölgesi konumunda olduğunu görmekteyiz. Bunu yuvarlak olarak biz 5.45 olarak algılayalım. Genel anlamda 5.45'in aşağısına gelinmiyorsa, 5.45 üzerindeki seyir devam ediyorsa 5.49'lara doğru bir hareketliliğin yaşanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu, bu olasılığın gerileme ihtimalinden daha yüksek bir olasılık olduğunu ifade edebiliyoruz. 5.49-5.49-50 aralığının aşılması durumunda ise bu kez 5.51-50'ye doğru hareketliliğin devam etme olasılığı gündeme gelecektir. Şayet 5.51 de aşılacak olursa, 5.51-50 bölgesi de aşılacak olur ise bu durumda nereye kadar yükselebilir sorumuza yanıt olarak 5.55 seviyesini görmekteyiz. Son analizlerimde sürekli olarak vurguladığım üzere 5.53 ila 5.54, daha doğrusu 5.52-5.54 aralığına veya bir başka ifadeyle 5.50'nin üzerine çıkıldıktan sonra 5.55'e doğru bir yön oluştuğunda çok çok dikkat etmek gerekiyor. 5.52-5.54 bölgesinde bir sıkışma yaşanabilir. Buradan bir miktar kar satışı gelip de 5.50 direncinin zorlukla geçilmiş olmasının ardından bu direnci destek yapabilmek, güçlendirebilmek adına bir gayret oluşabilir. Böyle bir tabloda biz 5.49 ila 5.52 arasında bir git gel sürecini birkaç günlüğüne yaşayabilir, 5.50 seviyesini destek konumuna getirebilme evresini yaşayabiliriz. Ancak tabii ki ve tabii ki hiç beklenmedik etkenler, piyasalarda oluşabilecek olan farklı durumlar bu tabloyu değiştirebilir. Bu direncin çok hızlı bir şekilde aşılmasını gerektirecek ekstra bir söylem, bir Trump'tan gelecek olan bir tweet, S-400'lerle ilgili herhangi bir gelişme veya son günlerde Genelkurmay tarafından yapılan açıklamalarda özellikle vurgulandığı konu olan Suriye bölgesinde herhangi bir şekilde bir güvenlik koridorunda Türkiye yer almayacaksa buna asla izin vermeyiz şeklindeki söylemlere yurt dışından ve özellikle Amerika'dan gelecek olan sert bazı cevaplar doların hareketliliğini artırabilecektir. Bu konuya zaten sizler de vakıfsınız geçtiğimiz son günlerde yaşadığımız birkaç örnek itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için söylenecekler bunlardan ibaret görünüyor. Küresel piyasalar dün önemli bir çalkantı yaşadı. Ancak özellikle bu FED kararı sonrasında algılama gelişmekte olan ülkeler için olumlu olacaktır şeklinde yorumlandı. Zira doların kendi ülkesine geri dönmeyecek olması, orada bir faiz avantajına yönelik bir şekilde o tarafa doğru toparlanıp da kayma gibi bir eğilim olmaması durumu paranın gelişmekte olan ülkelerde değerlenebileceği beklentisini yarattı. Ama dün de sizlere söylediğim gibi bu tablo yarın bir gün farklı bir gözlükle okunabilir, farklı bir açıdan bakılabilir demiştim. Çok uzun sürmedi. Bugün arkadaşlar bu tabloya şöyle bakıldı. FED açıklamalarında dedi ki evet her şey çok iyi durumda, herhangi bir problem görünmüyor ama enflasyon beklentilerini aşağı çekti, büyüme beklentilerini aşağı çekti. Diğer yandan küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülkeler içinde büyüme beklentisini aşağı çekti.
Hal böyle olunca bu kez piyasa uzmanları veya yatırımcılar büyüme olayına odaklandıklarından dolayı önümüzdeki süreçte hem Amerika'da hem gelişmekte olan ülkelerde ve daha doğrusu tüm dünya genelinde bir büyüyememe sorunu olacaksa bu durumda emtialara da çok fazla ilgi göstermenin veya gelişmekte olan ülkelerin endekslerine de çok ciddi şekilde risk almanın pek de anlamlı olmayacağı yönünde düşünmeye başladı. Yani algı bir anda değişiverdi. Her zaman söylediğim üzere arkadaşlar, Fed bundan 3 ay önce çok daha farklı konuşuyordu. Bugün bu şekilde konuştu ama dediğim gibi 2 ay sonraki toplantısında çok daha farklı bir söylemde bulunabilir. Bu açıdan gerek bizim Merkez Bankamız olsun, gerekse Amerika'nın Merkez Bankası olsun, en yetkili otoriteler olarak bunları görüyoruz çünkü, söylemlerine bakıp da önümüzdeki 3 gün sonra veya 3 ay sonra şu olabilir, bu olabilir şeklinde kesin bir yargı içerisinde bulunmak doğru bir yaklaşım durumunda değil. Çok özür diliyorum. Evet değerli arkadaşlar, az önce söylemeyi unutmuştum. Bugün Bakan Albayrak dün FED kararı sonrasında elinde döviz olanlar eyvah eyvah diyor olabilir şeklindeki ifadesinin sonrasında ekonominin ciddi şekilde bir toparlanma ve dengelenme eğiliminde olduğundan bahsettim. Yine enflasyonun yılın ikinci yarısında tek haneye düşeceği konusunda vurgu yaptım. 2015 yılında Rusya'nın yaşamış olduğu döviz veya kur şokunu ancak 3 yılda atlatabildiğini, ancak Türkiye'nin bunu çok daha kısa süre içerisinde atlattığını da ifade ettim. Sevgili dostlar, bir hususta açıklama getirmek istiyorum. Ben Sayın Bakan Albayrak'ın yapmış olduğu bu açıklamaları sizlere aktarırken bazı anlama özürlü arkadaşlarımız benim bu yorumlarımı şöyle değerlendirmişler. Ben AKP yandaşı bir insanım ve Sayın Albayrak'ın sözcüsü gibi konuşuyormuşum. Değerli kardeşlerim, beni sadece iki tane yorumumla dinlemiş iseniz eğer tabii ki beni anlamanız pek mümkün değildir. Ben yaklaşık 4 aydır burada yorum aktarmaktayım ve bütün yorumlarımda hükümetin ve ekonomik durumun ne kadar olumsuz bir tablo içerisinde olduğunu sürekli olarak vurgularım. Sürekli olarak bunun altını çizerim. Hiçbir zaman için dolar 4,5 olacak, 4 olacak ifadesini kullanmadım. Ağzımdan dolar için çıkan en düşük seviye 5,16 seviyesi olmuştur. 3-5 video gerisine dönerseniz veya bir ay önceki herhangi bir videomu izlerseniz bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Her zaman ve her yerde bunu ifade ediyorum. Ben hiçbir şekilde AKP siyasi görüşüne sahip bir insan değilim. Bu benim demokratik bir hakkımdır. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu açıdan beni şunun veyahut da bunun sözcüsü gibi değerlendirmeniz son derece büyük bir hatadır, yanlıştır. Lütfen bir kişi hakkında veya bir konu hakkında herhangi bir yorumda bulunacaksanız, kesin bir yargıda bulunacaksanız o kişiyi ciddi bir şekilde bir araştırın. O kişi hakkında yeterli bilgiye erişin. Ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. Ben gündemi ilgilendiren, piyasayı ilgilendiren, piyasada önemli olan bir konuyu sizlerle paylaştım ve dedim ki bu konuyu değerlendirmek ve de takdir sizlerindir. Geçmiş tarihlerde de çok farklı rakamlar verilmişti. Dolar 3.70 seviyelerindeyken dolara elini süren yanar denmişti. Efendim dolar 1 TL 1 dolar olacak denmişti. Bunun gibi birçok olaylara biz tanık olduk ve bunları da sizlere hatırlattım. Bu açıklamanın ardından takdir sizindir dedim. Fazla bir şey söylememe gerek yok. Doğru söyledi, yanlış söyledi şeklinde bir yorum yapmak bana düşmez. Bizim burada yapmış olduğumuz olay siyaset değil. Tamamıyla dolarla ilgili olan haberleri tartışmak ve teknik analizinin gelişmelerini değerlendirmek. Arkadaşlar gelelim şimdi Viyop bazına. Pardon. Değerli arkadaşlar, Viyop konusuyla ilgili olarak ise dün geceki analizde 5.44-5.45 aralığına doğru bir geri çekilmenin olabileceğini dün yaşanan tablo gereğince, ancak buradan yine genel dolar beklentilerime yönelik bir şekilde 5.44'ün aşağısına inilmemek kaydıyla olumlu yöndeki hareketin long lehine olan hareketliliğin devam edebileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün en düşük 5.45 seviyesi görüldü ve 5.45 seviyesinin üzerinde kalınmakla, bu seviyenin aşağısına gelinmemekle tekrardan 5.48-50'ler seviyesine doğru 5.49'lar seviyesine doğru, yani bir önceki günün seviyelerine doğru bir hareketlenme yaşandı ve 5.48-40'lar civarında güçlü bir kapanış gerçekleştirmiş olduk. Yarın için dikkat etmemiz gereken seviyeler nelerdir arkadaşlar? Yarın için dolar Viyop'ta, Mart vade itibariyle konuşuyorum tabii ki, 5.47-68 seviyesi pivot seviyemiz olarak güncel bir şekilde hesaplanmış.
Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.50-26 seviyesi ve buranın da aşılarak geçilmesi durumunda ise 5.51-39, 5.51-50 seviyesinin dikkate alınması gerektiğini öngörmekte pivot hesapları. Şayet 5.50'nin üzerine bir yerleşim söz konusu olur, 5.50 seviyesi bir destek konumuna getirilebilir ise 5.51-50 direnci de aşılmak üzere 5.54'e doğru bir hareketlenme ihtimalinin de var olabileceğini teknik görünüm ve pivot sistem hesapları bizlere yansıtmakta. Arkadaşlar, dünkü analizimde de sizlere bu %61.8 bölgesinin çok önemli bir destek konumunda olduğunu, günlerdir bu desteğin test edilmesine rağmen kırılmadığını ifade etmiştim. Nitekim bugün bu desteğin aşağısına bir sarkma yaşandı. Ama yine dünkü analizimde özellikle bir kere daha vurgulamıştım ki bir desteğin veyahut da direncin bir gün aşağısına inilmesi veya çıkılması asla o destek veya direncin kırıldığı anlamına gelmez. Biz bugün bu destek bölgesi olan, yani şuradaki %61.8'e denk gelen 5.47-74 bölgesinin aşağısına bir sarkma yaşadık. Ancak buranın üzerine tekrar hızlı bir şekilde çıkılmak suretiyle bu desteğin kırılmadığı teknik sonucunu grafiklere yansıtmayı başardı dolar biop mart vade. Arkadaşlar, Merkez Bankası dolar biop'ta ne yapıyor ne ediyor konusuna gelince, farkındayım birkaç gündür sizlere tablo aktarmıyorum. Çünkü aktaracak bir şey yok arkadaşlar. Merkez Bankası bu hafta itibariyle mart vadede, nisan vadede ve haziran vadede hiçbir şekilde short işlem yapmadı. Mevcut pozisyonlarını muhafaza ediyor. Ekstra bir işlem yaptığına tanık olmuyoruz. Bu Merkez Bankası'nın son dönemlerde daha az sayıda short işlem yapıyor olması, şu günlerde short işlem yapmamış olması, bunların ne anlama geldiği konusunu hafta sonu aktarmış olduğum ayrıntılı biop analizimde bulabilirsiniz. Cumartesi veya pazar günü aktarmıştım, şu an tam olarak hatırlamıyorum. O analizde Merkez Bankası'nın elinde bulunan bütün short pozisyonlarını, hangi vadede ne kadar pozisyon taşıyor, maliyeti ne kadar ve şu anki uzlaşma fiyatına göre de ne ölçüde karda veya zararda, tüm bu detayları bulabilirsiniz. Şu anda tekrar o konuya ayrıca girmeye gerek görmüyorum. Son günlerde Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemi bulunmamakta. Değerli arkadaşlar, bu gece için aktaracağım analizim bunlardan ibarettir. Bugünden itibaren, bu geceden itibaren bir seyahatim söz konusu olacak. Bu nedenle bir iki gün içerisinde aktarmış olduğum, Twitter'dan aktarmış olduğum belli pivot, destek ve direnç konularındaki paylaşımlarımı zannediyorum bir iki gün yapamayacağım iş seyahatim gereği. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Ancak fırsat buldukça mutlaka ve önemli, çok ciddi bir gelişme olmak kaydıyla analizleri ihmal etmemeye çalışacağım. Bu saatlerde vermiş olduğum YouTube analizlerinden bahsediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılarım ve sevgilerimle. Hoşçakalın.